denediniz mi oğlum? Daha önce denemeye çalıştılar. Allah. Ne konuşuyorsun? Lan! Of. Şimdi. Bismillah. Dayı. Sen Efendim. şöyle geç. Yok, pardon. Sen şöyle geç, seni görmesinler. Kardeş bu kim bu adam ya? Bana Sen açıklayın geç. ya. Sen Kim geç dayı. gelecek? Kimse gelmeyecek, sen geç. Şimdi sana Allah. verdiğim numarayı görüntülü ara. Tamam. Diğer arkadaşlar yanıma gelebilir. Kamerayı nasıl çeviriyoruz onu da söyle bari. Telefonundaki orta tuş. Bak beni gösterme sakın ha. Gösterirsen seni burada Alo. öldüreceğiz. Alo. Sesin gelmiyor sesin. Alo. Kimsiniz? Beyefendi, sizin numaranızı bana verdiler ama Kim sizin arkadaşları? sizi aramamı söylediler. Fred diye biri. Göster, beni Fred mi? göster. Evet, şu an görebiliyor musunuz Fred'i? Yani bunlar acayip tipler. Bu mu Fred? Evet, bu Fred diye biriymiş. Sizinle görüşmemi istediler. Bir kasetiniz mi ne varmış galiba? Kasetimiz varmış. Evet, öyle dediler. Size Geldiğini teslim söyle. etmemi Kim olduğunu söylediler. söyle. Ben İlyas, İlyas Ölmez. Tamam İlyas, nasıl teslim edeceğim? Bunlar seni zorla tutuyor gibi orada sanki şu an. Nasıl teslim edeceğimi soruyor beyefendi ama. Seni gizli bir yere bırakacağız. Beni gizli bir yere bırakacaklarmış. Tamam, gelip seni mi alayım ben? Ne yapayım? İsterseniz önce beni bir bıraksınlar, ona göre ben size bir haber vereyim. Tamam, sen beni ara. Başın dertteyse bana konumunu bir şekilde belli et. Ben gelip basıp alayım seni oradan. Aa. Alo. Dedi gitti. Tamam, bunu alıyoruz şimdi. Modern Haçlı Seferi düzenleyecekler herhalde. Herhalde. Tamam. Yalnız ben şimdi orada Vito'yu gördüm. Ben normalde Vito'yu zaten tanıyorum. Merhabalar. Git giyin lan. Dayı Tamam. da giyinir. Bir de şey, silah. Git giyin. Silah. Ben git giyin diyorum. Hala silah diyor. Ya benim klavye yine sapıttı ya. Dur bakayım ne olacak ha. Bu araç kimin? Bilmiyorum. Dayının geldi. Dur, hayır. Nereye kaçtık lan? Şu klasörü kapat. Geçin arabaya. Ya ben bu klavyeyi ne yapacağım? Heh, güzeldi. Lan nerede kaldı ya? Şu rolün devamını çok bekliyorum ya. Bakalım ne olacak. Bakıp geliyor. Neredesiniz oğlum? Ne kadar uzun sürdü? Hızlı al gel. Çatışma olur gibi, inceden olur gibi bakacağız.
Bunlar rolleri bu arada güzel yapıyorlar. Aleyküm selam Kles. Hoş geldin. Dur şuradan sigara alayım. Bu rol uzar arkadaşlar. Hadi adam yönecek. Cüzdan kapatmış gibi. Dayı kendi arabana bin dayı. Bir şey olmaz. Yavaş git. Geçiyorum. Şimdi nereye bırak? Kemeri takalım, kemeri. Şu sesini dayalayım mı? Senin bu eski WhatsApp'ını şimdi bir yere götürüyoruz. Atacağımız kurumda bu arkadaşım duracak. Sana dar çekten atacağız. Ama dikkat et. Oraya pek gidiyor. Evet. Bu kişiyi tanıman önemli. Tanıdıktan sonra bu kişiyle olan anılarından yardım alacağız. Hatırlaman gerekiyor. Oğlum karnım aç ya. Yemek bıraksalar ya bari bana. Lan ne oluyor? Aman gözler be. Var mı? Şey var mı? Çantamın içine aç, ben almıştım. Çantamızın içinde var. Tamam. Tamam. Yok, gerek yok. Şey, hayatım. Soğuk kahve içeriz istersen. Soğuk kahve. Sözüm var. Yok böyle başka. Dın dın dın. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Vito Salvatore ile bayağı oldu rol yapmayalı. En son neredeyken rol yaptık biliyor musun? Vito Salvatore ile. Yavaş biraz. En son o zamanlar yürü. Şeyde yaptık. Benim Guzman olduğum zamanlar yaptık. Bana bir şey oldu. Aman gözler. Geldi. Efendim bekleyin. Araçtan iş sağlayalım beyefendi. Tabii efendim. Merhabalar canım. Araçtan iş sağlayabilir miyiz? Kiliseye gidiyoruz da. Nasıl? İşte bir kilisemiz var, kiliseye gidiyoruz. Kiliseye. Bir kimlik kontrolü evet. Yapacaktık. Tabii. Arkadaşı da kucağınızdan indirirseniz. Ben tabii o... Lan bana paylaştın lan. Uzatayım. Alparslan Vefa. Evet. Ederim ben. Oğlum bizi bir sal işte ya. Orkış. Şu arkadaşın da bakalım kimliğine de, bu arkadaş iyi mi? Tabii. Bakın. İyi. Beyefendi. Kimliğinizi alabilir mi? Baktım ben ona, baktım. Tamam. Biraz bu araç devam edebiliyor mu? Devam edebilir.
Beyefendi sizin de sen bunun kimliğine bak. Ben kendisi, yani bizim tarikat sanacak. O aracın ikisine de baktın mı? Evet evet. Nabız olumla devam edebilirler. Kısa bir baygınlık. Buna kimlik bakmıyorsunuz. Yani baygın adamın kimliğine nasıl bakar? Baygın adam yani. İstiyorsanız cebini arayayım ama. Bakın devam edebilirsin. Devam etsin. Abi sen Guzman'da mıydın? Sesin tanıdık geliyor. Aynen kanka, Guzman'daydım. Hoş geldin bu arada. İyiydi. Eski İlyas Ölmez işte kanka. Askasını vurdu kaçırdı. Benim sesim de hala garip değil mi? Evet. Bana kimse de uyarmıyor ki. Ne bir şey oldu. Bana Vito abimi arattılar. Onları garabım değiştirse ya. Burak abi tanıyor mu? Baş araba ya değiştirin, kanka, araba. Biz rolü kurarız aynen ya. Biz onunla anlaşırız beyim. Gaza basarım. Şey gaza basarım almam. Bu araba yavaş ve oraya çıkmaz. Diğerine bin. Ya bir daha çıkacağız. Ona çıkmaz. Git şuna bin. Diğerine bin, diğerine. Diğerine bin. Bırak şu sağ kenara bir yere bırak. Bu? Olur olur. Sen helal olsun lan Yiğit. Sesimden tanıdın ha. Guzman mekaniği basmışlardı. O zaman var mıydın? Vardım tabii oğlum. Başrol bendim zaten. Bizim Vito'yla çok anımız vardı önceden. Halil abiler bıraktığı zaman kanka şey yapıyorduk. Vito'yla işleri biz hallediyorduk. Onlar koruma parası alıyorlardı. Onları ben veriyordum. Ben karşılıyordum hep. Ondan beni yakaladı bunlar zaten. Yoksa var ya. Senin görüntü küçük kalmış, selamlar. Bilerek küçülttüm kanka, rol var ondan. Hoş geldin hocam. Asker efendim. Nereye koydu? Şimdi mümkün gibi şunun üstüne mi koyar? Şimdi birine şu anahtarı vereceğim. Ben şöyle bir bayılayım şöyle. Evet. Diyor musun? Evet. İki araba ile satın. Yani 60 gibi kişi bekliyor el çapı. Şeyin komutu neydi? Uzan mıydı? Şimdi biz de saklanıyoruz. Animasyonu engelleyen şeyler var ya. Dur bekle bakayım bir. Uzan mıydı şu? Dur şöyle yapayım. Ondan sonra şöyle bir kalk ayağa. Dur bakayım. Dur böyle değil. Şöyle yatalım. Neyse abi ben kaçtım, sana iyi yayınlar kardeşim, teşekkür ederim.
Ben kim bekleyeceğim? Bu şey dedi, Amus dedi de. Şey, Resul. Açım la, git yemek ye oğlum, bana ne? Klas, bizim Resul ceza almış lan. Gelir gelmez. Ama niye aldığını bilmiyorum. Biz ne zaman kendimize geleceğiz? Burası neresi? Kral, sen Guzman'la mıydın? Aynen kanka, hoş geldin. Veya şu an ne rolü paslayacağız? Vallahi beni bunlar kaçırdılar. Bu at hırsızları var ya. Beni bunlar kaçırdı. Yanıma da bir tane kağıt koydular, tamam mı? Ben de bunu şeye taktiğimi diyecekmişim. Vito'ya. Ama ne yapacağız? Tabii duruma göre bakacağız kanka. Kağıtta ne yazıyor? Ben okumadım ki. Onu şeyden okuyacak herhalde. Bu illegal duyuru falan oluyor ya, oradan okuyacak da. Onu oradan okuması lazım herhalde ya. Ona bakacağız. Bir de bu Guzman gelmiş. He, şimdi onu bilmiyorum. Bizim Vito ile zaten bayağı bir rolümüz vardı ya eskiden. Bunlar şey yapmıştık. Araba satıyordum o zamanlar. Araba satacağım zaman Vito'lar beni bir garaja çağırdılar, tamam mı? Ben de o garaja gittim. Sonra meğersem Vito'lar beni soymaya kalkacak. Sen kimsin falan dediler. Dedim İlyas ben. Ondan sonra sen kimsin Guzman dedim. Ondan sonra şöyle böyle yok dedi, biz dedi işte dedi bakacaktık da işte araba şöyleymiş de böyleymiş de, ben çaktım durumu. Ben dedim ki al dedim ya sana dedim araba dedim feda olsun dedim zamanında ona. Oradan falan bizim bayağı rolümüz var. Ben normalde şu an zaten vefa ailesindeyim. Bunlar zaten benim, Diablo'lar zaten benim şeydi, tanıdıktı. Ama bunun rol pası olması lazım ya. Vallahi kral. Guzman dağılmışız zaten o zamanlar. Guzman dağıldıktan sonra biz de bıraktık. Dur şöyle yavaştan kendimize gelelim. Kim bağladı lan ellerimi? Alo. Sesimi duyan yok mu? Ala abi hoş geldin. 25 kişiye abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim ya. Abi sağ olasın. Hoş geldin. Ulan Mico hep beleşe konu Mico. Alo, sesimi duyan yok mu? Aleykümselam Resulcüm, hoş geldin kardeşim.
Kuzman şu anda hala dağılmış durumda mu veya nerede oynuyor? Gelecek mi? Bir bilgim var mı? Şu an hiçbir bilgim yok kanka. Bir ara Goyara ile falan konuşuyorduk. Goyara Dostcan zaten bizim DC'de falan ekli. Bir ara biz mutlularla biraz takıldık. O zaman board kapalıydı tabii. Biz onlarla falan biraz takıldık. Sonra koptuk. Benim işler falan vardı. İşte yayıncılık işlerini bıraktık. Ama şimdi geri döndük. Bundan sonra düzenli olarak board'dayız abi. Ve birkaç rol paslarımız falan var. Ama eski Guzman iyiydi tabii. Eskiden İlyas üf. Sesimi duyan yok mu? Guzman sense tabii ki de katılırım. Halil abiye her zaman. Halil Söyletmez'in olduğu roller gerçekten abi şimdi Guzman Gancı olmuş ya. Niye? Ben bayağıdır takip etmiyorum. Ben bayağıdır yoktum zaten. Ben bir sene, 2 senedir falan yoktum. Şimdi tekrardan geri geldik. He, yeni gelmedik ama bak geri geldik. Sesimi duyan var mı? Abi adamlar sırf adam vurdu, ekip gitti borttan. Lan şurada birileri hareket ediyor ama tabii biz görmüyoruz. Sesimi duyan var mı? Alo. Sesimi duyan var mı? İnşallah Guzman falan geri gelir, şu sunucu canlanır. Vallahi ne güzel olur ha. Biz sonra zaten Hilal'le şeyi açmıştık. Nevus'u açmıştık. Lan. Hilal'le Nevus'u açmıştık. Knevus diye yazılıyor. Bizim Igor'lar, Ataberk'ler falan da İlyas! geliyor. Sesimi duyan var mı? İçeride misin? İçerideyim. Ellerin bağlı yardım edin. Kaç kişi bunlar? Şu an burada kimse yok galiba. Şurada bir adam var. Tanımıyorsan vuracağım. Tanımıyorum. Burak geldi. Abi İyi ellerimi misin? çözmen lazım. Çok sıktılar. Masaya aynen abi. Gel gel, iyi misin? Gel. Oy. Oy. Ay. Kendime geldim. Oğlum senin başına ne geldi lan? Sen direkt Abi. arkamdan gel, şuradan bir Abi dur, gidelim mi? abi dur şuradaki şeyi alayım. Dur kaseti alayım. Ha, kasetini de al. Arkamdan ayrılma. Abi geldim. Gel, yavaş yavaş gel. Burada birileri var. Birini vurdum, kaçtı. Dikkat et. Araba var mı abi? Var var var, gel. Şöyle eğilelim. Aha bak, şurada biri var. Şunu tanıyor musun? Abi kimseyi tanımıyorum. Tekim ben burada. Allah. Aa, vurmuş lan galiba. İlyas Abi saklan dikkat İlyas! et. İlyas saklan! Arkandayım ama silahım yok. Zırhın var mı? Var. Dur İlyas dur, ben indireceğim bu lavabo, dur. Abi polis gelmesin. Arabaya mı Sana attım. gitsek? Arabanın yanında duruyor. Bizim arabanın mı? Sen koş arabaya, koş. Arabaya koş. Arabaya koş, Allah! ben koruyacağım seni. Oğlum ben Vito Salvatore'yim, ben kimseden kaçmam İlyas. Kimseden kaçmam İlyas! Vito abi dikkat et.
Sen kafana iyi yeter. Yiyeceksin oğlum o mermiyi. Yapacak bir şey yok. Vito bırakmaz. Harbi bırakmaz bu arada. Oy helal lan. Dur lan dur. İlyas koş koş oradan aşağı inmez gel. Geldim abi. Oğlum kim lan bunlar? Abi ben en son turluyordum. Gözümü seni aradığın yerde açtım. Oğlum İlyas. Sen kimdin? Ben seni tanıyormuşum. Anılarımız varmış ama ben seni hatırlayamadım. Sen beni hatırlayamadın mı? Hatırlayamadım İlyas. Abi seninle birkaç tane hatıramız var. Orası önceden ben... Kuzmanlar vardı, onlarla çalışıyordum. Onlara çalışıyordum. Yani çapayı severim, dostumdur ama... Önceden ona çalışıyordum abi. Seninle de bir sürü iş yaptık. Koruma işleri olsun, para işleri olsun. Doğrudur, yapmışızdır. Çapayı severim, bilirsin. Bilirim. Seninle yakın dostu zaten. Evet. Çapo da gelecek mi buralara yoksa ayrı mısınız? Abi şu an öyle bir duyum yok. Hani ben onlarla biraz şey yaptık, koptuk ama. Anladım, sen ayrı gayrı diyorsun. Biraz öyle oldu. Anladım. Bu adamları nereden buldun sen? Abi onlar beni buldu ya, ben onları bulmadım. Ne iş bunlar? Abi ben normal turlarken gözüm arkadan biri geldi, ondan sonrası bende yok. Tam böyle dönüyordum, sesi duydum, artık kimse yok. Sonra gözümü bir açtım. Dediler ki sana bir telefon vereceğiz. Sana bir numara vereceğiz. Onu görüntülü ara. Bizde onun bir kaseti mi varmış, bir şey mi ne varmış dediler. Onu sana teslim etmemi söylediler. Masadan aldığım kaset var ya o galiba. Sen izledin mi kaseti? Yok ben izlemedim. Lan neymiş bu kaset anasını satayım ya. Tamam İlyas gel. Abi sanırım üstünde bir kod var. Bir yerden mi ne izleyecekmişsin herhalde. İlyas bunlar senin üzerine bir şey falan yerleştirmiş olmasınlar? Emin değilim abi. Bir kendi üzerine bir ara bakalım, elini oraya buraya bir götür, oranı buranı bir elle. Ben araba sürüyorum şimdi. Dinleme cihazı falan olmasın? Abi hemen şöyle bir bakayım ben inceden. Abi şimdi herhangi bir şey yok. Ha, iyi. Bir şey falan içirdiler mi sana, hatırlıyor musun? Yok. Onu hatırlamıyorum abi ya. Şu kasete bir takalım, izleyelim bakalım neymiş. Olur abi, var mı izleyebileceğimiz bir yer? Var, benim evde salon var, orada izleyelim. Ama bunlar acaba tek falan mı izleyecekler bana? Gerçi seni niye kurtartsın ki bana yani? Neyse dur bakalım. Yalnız seni gördüğüme sevindim abi. Sağ ol İlyas'cığım, seni hatırlayamadık. Kusura bakma ama eski dostları severiz. Her abi, zaman bekleriz. Abi hiç sorun değil. Çok eskisin sen o zaman herhalde. Kaç yıl oldu? Tabi. En az bir 4'ü var. Normal ulan o zaman. 4 yıl hatırlamıyorum yani. Abi kafanda bir dünya dert tasa var. Hangi birini hatırlayacağım? Boş ver. Seninle en son görüştüğümüzde ben bir araba satıyordum. Beni bir yere çağırdınız sizin arkadaşlarla falan. Ondan sonra seninle orada konuştuk. Beraber tanış olduğumuzu anlayınca arabayı hediye etmiştim sana. Ha, doğrudur, hatırlamıyorum ya.
Siz tüm ekip buralarda mısınız abi? Buradayız. Benim oğlanlar falan buradayız. Oo iyi iyi. Ya işte burada biz dişimize göre adam bulamıyoruz. O eski kaliteli insanlar kalmadı. Hep onları arıyoruz, yok. Sen Çapo'yla görüşmedin mi hiç abi? Çapo bu işleri Guero bıraktı. Falan. Aa, Guero. Ha, Çapo bu. Guero ile görüşmüyorum ama Çapo bu işleri bıraktı direkt ya. Çapo'nun senden, sizden sonraki çocukları yaramazdı zaten. Hmm. Adam memnun değildi de işte. Ne yapsın adam? Gel. Bura senin mi abi? Güzelmiş. Bura benim mekan. Abi sen bayağı büyütmüşsün işleri. Öyle yaptık bir şeyler. E sana da bu yakışır. Eyvallah. Ya aslında yeni bir yerde gözüm var da dur bakalım. Biraz tuzlu. Yakın mı buralarda mı? Yok, bir ada almayı düşünüyorum. Bayağı büyük. Oo. Ama biraz tuzlu. Mimar bayağı bakacağız. Para istiyor. GTA 6'da ne olacağını bilmiyorum kanka. Ver bu kaseti, ben koyayım şuraya, otur sen de. Tamam abi. Abi şöyle vereyim. Tamamdır, ben takıp geliyorum. Yanlış yazdık ama o kadar da bir şey olmaz ya. Şeyden açması lazım. Dursanıza ben bir kontrol edeyim bakayım ya. Şey nerede? Aynen kanka. Bir sunucuya yeni başlamak gerçekten çok kötü. Yalnız kaseti ben de bulamadım ha. Bir hayata sahip gibi görünen fakat aslında büyük sırlarla ve kaderin ince iplikleriyle örülmüş bir adamdır. Bu hikaye onun yaptığı seçimlerle şekillenecek ve her adımı hikayenin akışını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek. Vito her seçiminde yalnızca kendi kaderini değil, aynı zamanda çevresindekilerin ve hatta dünyanın gidişatını da etkileyebilir. Dur şöyle izleyelim. Günlerden bir gün Vito Salvatore eski bir arkadaşından gelen gizemli bir mektup alır. Mektupta yazanlar onu uzun süredir unutulmuş bir geçmişle yüzleşmeye zorlar. Bu noktadan itibaren Vito yaptığı her seçimle hikayenin seyrini belirleyecek 2025. ve kaderin ağlarını yeniden örecektir. Vito Salvatore hikayenin çeşitli noktalarında karşılaşacağı zor kararlarla oyunun gidişatını tamamen değiştirebilir. Her seçim farklı bir yola ve sonuca götürebilir. Ancak hikaye verdiği karardan geri dönmez. Eğer Vito yaptığı seçimden memnun değilse ve diğer yolu görmek isterse hikaye orada kesilecektir. Bu nedenle her adım dikkatle atılmalı ve her seçim büyük bir özenle yapılmalıdır.
Görüyor musun İlyas? Acayip bir tezgahın içine düştük. Abi ne bu böyle? Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Ne bileyim ya. Devam mı edeyim yoksa akışına mı bırakayım? Ne diyorsun? Abi bence hiçbir şey seni caydırmaz. Sen devam. Devam edelim değil mi? Dur bakayım o zaman devam. Kasetin devamını koyayım ben bir. Ters çevir be abi. Harbi bizimkiler de uğraşmış ha. Bizimkilerin rol pası da güzel ama bak. Gerçekten şey yapıyor. Alparslan bir şeylerle uğraşıyor. Bizim Diablo. Ama şey, hakkını alması lazım işte. Vito da diyor ki dişimize göre bir şey bulamıyoruz. Hadi devam. ...1920'lerin İtalya'sında Vincenzo Salvatore adında genç ve yakışıklı bir adam yaşardı. Ailesi eski ve gizemli bir lanetin gölgesindeydi. Bu lanetin kökenleri Katolik Kilisesi'ne kadar uzaydı. Nasıl diyor? Vincenzo'nun büyük dedesi kiliseden kovulmuş ve ailesine lanet okunmuştu. Vincenzo, Maria adında bir kadına aşık olmuş... Ancak kilisenin rahibi laneti gerekçe göstererek evliliklerine izin vermemişti. Vincenzo, laneti kaldırmak için bir ritüel gerçekleştirmeye çalışmış. Ancak ritüel ters gidince, karanlık bir varlık tarafından hayatı kötü yönde etkilenmişti. Ünlü paranormal olaylar vakasını çözen Ed ve Lorian Warren'la bir görüşme düzenlendi. Paranormal olaya gidiyor harbi. Şey geliyor. Aşağıdan sesler duyduk ve kontrol etmek istedik. Eğer buradaysan bize bir işaret ver. Hiçbir şey yok. Tarih 13 Kasım 1928. Saat 6:11. Kayıt denemesi. 2. Oğlum ne oluyor burada, ben hiçbir şey anlamadım ya. Bay ve Bayan Warren, size ulaşabildiğim için çok mutluyum. Durumun oldukça umutsuz görünüyor ve sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sakin olun Vincenzo. Hikayenizi dinlemek için buradayız. Lütfen baştan başlayın ve bize her şeyi anlatın. Teşekkür ederim Bay Warren. Ailem yıllardır bir lanetin gölgesinde yaşıyor. Büyük dedem kiliseden kovulmuş ve bu yüzden ailemize bir lanet okunmuş. Bu lanet nesiller boyu devam etmiş. Ben de bu lanetin etkilerini yaşıyorum. Lütfen bana yardım edin. Lanetin kökenleri hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Büyük dedeniz neden kiliseden kovuldu? Büyük dedem bir kilise ayininde hata yapmış ve bu yüzden... Kilise tarafından aforoz edilmiş. Kilisenin rahibi büyük dedemin ruhunun karanlık güçler tarafından ele geçirildiğine inanmış. Aileme lanet okudu. Ve o günden sonra ailemiz sürekli talihsizler yaşadı. Anladım. Peki Maria ile olan ilişkinizden bahseder misiniz? Bu lanet aşkınızı nasıl etkiledi? Maria. Olay çok değişik yerlere gidiyor. Maria. Hayatımın aşkıydı. Birlikte evlenmeyi planlıyorduk ama kilisenin rahibi laneti gerekçe göstererek evliliğimize izin vermedi. Rahip Maria...
Yiğit'in etkilerine maruz kalacağını ve hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Bu yüzden evlenemedik. Peki bu durumda laneti kaldırmak için bir ritüel gerçekleştirdiğinizi söylediniz. Bu ritüel nasıl gelişti? Evet, laneti kaldırmak için eski bir ritüel buldum. Ritüeli gerçekleştirmeye çalıştım ama bir şeyler ters gitti. Karanlık varlık ritüel sırasında ortaya çıktı ve hayatım o andan itibaren daha kötüye gitti. Sürekli kabuslar görüyorum, evimde tuhaf olaylar oluyor ve sağlığım giderek kötüleşiyor. Bu karanlık varlık hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir şeydi bu? Varlık gerildim. Gölgelerden oluşmuş. Abi bir şey anladın mı? Ne bileyim oğlum, Vincenzo diyor, Salvatore diyor, kim bunlar anasını satayım, karanlık varlık varlık yine seçim yap diyor, neyi seçeceğiz ya? Abi onu ben de anlayamadım ya. Neyse dur ben bir düşüneyim, yine seçeyim. Ne kasetmiş ulan, bitmiyor kaset. Emre pizza düşüyor. Bak la. Ha. O açlık kanka ya. Ondan şu an daha bir şey olmaz. O biraz daha götürür beni. Biraz önce bayıldık zaten araba sürerken. Üçüncü videoda herhalde varlığı gösterirler, tam olur. Oğlum öyle bir varlık var mı onu da bilmiyorum ki. Ne yapıyoruz, ben onu da anlamadım. Şu benim klavye bazen şey yapıyor, sapıtıyor ya. Başlıyor başlıyor. Buradayım abi. Ama biraz karmaşık bir şey. Ne diyor? Partisi olan insan kemiğini... Oğlum dur dur, işler değişti. Böyle bir şey var mı abi? Ne bileyim oğlum, anlamadım ki. Hain main bir boklar yiyecekmiş. Dağ tepesinde hain. Ben sonra diğer ikinci karaktere geçerim hemen, atlarım. Elbise dükkanından şu kostümleri al. Hangi kostümleri? Hain'e git. Yüzün kamuflajlı olacağı için sana isim sorulduğunda öldürdüğün adamın ismini ve soy ismi söyle. Orlinski Henry. Evet. İlyas'cığım gördüğün gibi hain'e katılacağım.
Abi sana bol şans. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum tekrardan. Ben de memnun oldum. Bakalım papa müsaade papa varsa, bir şey yapacağız. Müsaade varsa ben de oraya gelmeyeyim. Tamam, ben seni bırakayım bir yere gel. Abi ya, istersen hayır, benim bir araba vardı. Valeden onu da çağırabilirim. Tamam sen bilirsin İlyas. Buradan. Ha, pardon. Benim papaz rolüne gitmem lazım. Abi o kasetteki isimler Salvatore falan sizin geçmişle bir alakası var mı? Yok, isim benzerliği. Yani benim babamın adı Cesare. Cesar diye okursunuz siz Amerika'da. Hmm. Cesare Salvatore. Cesar derler. Bir alakası yok ama anlamadım mı yani bu iş ne iş? Abi ayin mayin beni bozar. Şimdi bir de seni çağırmışlar. Şimdi ha, gelirdim. Arıyorlar bak. Alo. Çok iyi geldi. Şimdi ben ayine katılacakmışım. Bu gece mi bu ayin? Ha, uzun mu sürer bu iş diyorsun? Ya şuradan şöyle. Allah'ım. Bu gece olmaz o zaman ha? Yarın. Tamam. Oyununuzu oynuyorum. Ama bilin ki bu oyununuzda piyon değilim. Sadece merak ettiğim için bu işin içindeyim. Göreceğiz. Bakalım ne olacak. Pekala. Görelim bakalım. Ayin yarınmış. Aa. Tamam İlyas'ım. Ben abi sana, seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ben de sevindim. Bak şuradan garaj var. Oradan arabanı alabilirsin istersen. Tamam tamamdır abi. Senin numaran bende var zaten. Aynen, bir durum olursa haber et. O lavukların telefonu da üstümde kaldı. Ben oradan İyi. Alırım numaranı. Abi görüşürüz, kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Dikkatli görüşürüz. Ol abi. Güle güle. Aa, ben buradan aldım. Oğlum bu ne değişik ev lan? Biz niye böyle takıldık? Yalnız bir şey diyeyim mi? Ev çok iyiymiş. Bir de tam adamada falan filan dedi. Neredesin Alparslan? Abi biz şey değil. Üşüttün mü lan, ne oldu sana? Abi bizim şeye gel, malikaneye. Allah Ulaş belanızı şey. Vermesiniz. Bir bana sahip çıkamıyorsunuz. Çatapata gideceğiz, çatapata. Çatapata mı? Nereye geleyim, malikaneye üst mi? Üst kasabaya geçelim diyorum. He, buradan üst kasabaya geçelim. Tamam, geliyorum da oğlum hadi başıma geçelim. Neler geldi neler ya. Kapat. Neler geldi abi? Kapat, gelince ben, anlatacağım. Gelince anlat. Çatapat da varmış. Çatapat dediği çatışma kanka. Biz ona şey diyoruz. Çatapat diyoruz. Üst kasabada bir yer basacağız herhalde. Ama nereye basacağımızı bilmiyorum. Dur lan bir sigara iç. Roller ilginç yalnız. Bu çatapat mevzusu bizimkilere ben alıştırdım burada. Abi diyor baskı neydi? Lan ne baskını, çatapat işte.
Burak abi niye iki ekranı açtım, merak ettim ne olacak. Ha. Yarın akşam ayini benden izlersin. Ya onun için ikinci karaktere geçmemiz lazım, şey yapmamız lazım, ikinci kişiliğe bürünmemiz lazım. Roller ortak zaten. Nerede lan bunlar?